şimdi. Hadi Melo, yapabilirsin. Melo, avlamaya devam et. Evet, işe yarıyor. Dila abla anılarını hatırlıyor. 19, 20. Önüm arkam sağım solum sol ve saklanmayan. Evet. Galiba işe yarıyor. Dila abla eski haline dönüyor. Aa bakın, Dila abla çocuklaştı. He, Melo sen miydin ya? Ben de tam rüya görüyordum. Seni uyandırmasını ben söyledim Yiğit. Herhalde kötü bir rüya görüyordun. Sorma baş gardiyan. Dila abla ile alakalı bir rüya görüyordum. Bu çok normal. Çünkü biliyorsun Dila abla şafak vakti burada olacak. Yani yaklaşık 7-8 saat sonra. Doğru diyorsun. Dur ben Bakıcı'nın yanına gideyim. Bu tuzakları yapıyoruz. İyi hoş da. Acaba Dila abla bu tuzaklara takılacak mı? Bakıcı ben uyuyakalmışım çalışıyorken. Sen ne yaptın tuzakları? İşte birazını hallettim Yiğit. Geriye ufak tefek şeyler kaldı. Onlar da sabah bitmiş olur. İyi güzel. O zaman çalışmaya devam. 5. bölüm. Canavar Dila'yla büyük yüzleşme. Melo dur oğlum. Sanki deprem oluyor. Yok ya bu deprem değil. Sanki bir şey bize doğru geliyor. Yer sallanıyor. Yiğit bir tuhaflık var. Yer sallanıyor. Evet ben de fark ettim. Sanki kocaman bir şey bize doğru geliyor. Canavar Dila olmasın? Yok o değildir ya. Dila abla sabah buraya gelmeyecek miydi? Evet ama bu işte bir tuhaflık var. Dur en iyisi ben bir bakayım. Umarım canavar Dila değildir. Neyse dur şu dürbünü alayım. Olamaz. Canavar Dila geliyor. Arkadaşlar beni duyuyorsanız çabuk harekete geçin. Dila abla buraya doğru geliyor. Tekrar ediyorum. Dila abla buraya doğru geliyor. Ne? Dila abla mı geliyor? Çabuk benim yukarı çıkmam lazım. Allah Bakıcı acele et. Hemen suya gir. Kendini sakla. Tamam Bakıcı nefesini tutabilirsin. Sadece birkaç saniye tutman gerekiyor. Az kalsın beni görüyordu. Bakıcı Dila seni gördü mü? Yok görmedi beni. Siz plana devam edebilirsiniz. Peki o halde. Yalnız arkadaşlar bir sorunumuz var. Dila abla tuzakların olduğu kısımdan gelmiyor. Tam aksine diğer taraftan geliyor. Birinizin Dila ablayı oraya çekmesi lazım. O iş bende. Sen sadece şalteri çekmeye hazır ol. Tamam ben zaten şalterin yanındayım. Sen çek dediğin anda çekeceğim. Peki o halde başlıyorum. Hey buradayım. Canavar Dila buradayım. Başlarken Dila seni gördü. Yalnız arkadaşlar bir sorunumuz var. Tuzakların üstü kapalı değil. Onların üstünü bir an önce kapatmalısınız. Tamam o zaman ben bir an önce tuzakların üstünü kapatmaya gidiyorum. Başgardiyan dayan biraz. Bize biraz vakit kazandırman lazım. Bakıcı tuzakları kapatıyor. Tamam ben şu anda doğu yönüne doğru koşuyorum. Arkadaşlar acele edin. Yaklaşık 10-15 saniye sonra tuzak bölgesine varacaksın. Ben tuzakların üstünü kapatmaya başladım. Yaklaşık 5-6 saniyeyi kapatırım. Bakıcı tuzak bölgesine çok yaklaştım. Dila ise arkamda. Daha fazla oyalayamam. Oraya doğru geliyorum. Tamam başgardiyan. Hadi başgardiyan göreyim seni. Sen bunu yapabilirsin. Arkadaşlar az kaldı. Tuzak noktasına varmak üzereyim. Anlaşıldı başgardiyan. Ben de harekete geçiyorum. Yiğit şimdi şalteri çekebilirsin. Hemen çekiyorum. Çekin başgardiyan. Ne oldu şu anda? Bize hemen rapor ver. Çekin başgardiyan. Ne oldu şu anda? Bize hemen rapor ver. Arkadaşlar başardık. Dila ablayı tuzağa düşürdük. Şimdi sıra Dila ablayı eski haline çevirmede. Oley be yaşasın. Sonunda arkadaşlar başardık. Daha dur Bakıcı başarmadık. Bu arada bilmeyenler olabilir. Arkadaşlar önceki bölümlerde Dila ablanın normale dönmesi için anılarını hatırlaması gerekiyordu. Şimdi bizim yapmamız gereken şey Dila ablaya anılarını hatırlatmak. Aynen öyle. Bu da çok kolay da. Arkadaşlar Dila nerede? Çukurda değil mi başgardiyan? Aa çukurda yok. Ama arkadaşlar korkmayın. Aslında Dila abla çukurda. Biz onu göremiyoruz. Çünkü çukur çok derin. Evet biraz fazla kazmışız. Ama bu problem değil. Biz bunu da düşündük. Aşağıya kamera yerleştirdik. Kameradan Dila ablayı görebiliriz. Aynen öyle. Bakın Dila abla burada. Şu anda sadece ayağı gözüküyor. İyi bari. Bir an önce harekete geçelim. Dila ablaya anılarını hatırlatalım. Yalnız bunu nasıl yapacağız? Vallahi benim aklıma Melo geliyor. Çünkü arkadaşlar Dila ablanın en çok Melo ile anısı var. Aynen öyle. O halde Melo'cum bu kısımda görev sende. Havlamaya başla. Belki senin sesini tanır. Tanımazsa da başka yöntemler deneriz. Nasıl olsa Dila burada duruyor. Bu çukurdan çıkamaz. Arkadaşlar bir saniye sessiz olun. Aşağıdan bir ses geliyor. Bu havlama sesini bir yerden tanıyorum. Sanki benim önceden bir tane köpeğim vardı. Evet hatırlıyorum. Hatta daha fazlasını hatırlıyorum. Galiba ben yaşlıydım. Yok ben yaşlı değildim. Ben galiba çocuktum. Hayır ben çocuk da değildim. Ben Dila'ydım. Normal Dila. Aa başgardiyan Dila ablaya bir şey oluyor. Melo avlamaya devam et. Sen avladıkça oluyor. Galiba Melo'nun sesini hatırladı. Dur bir saniye. Melo oğlum ne oluyor? Senin canın neden azalıyor? Melo avlamayı çabuk kes. Yoksa seni kaybederiz. Ne? Bakıcı ne diyorsun sen? Yiğit görmüyor musun? Dila abla Melo'yu tanıdıkça Melo'nun kalbi gidiyor. Evet, Bakıcı haklı. Dila ablanın anılarını hatırlatan kişi ölüyor. O zaman şimdi ne yapacağız? Bizim başka bir yol bulmamız lazım. Hayır, olmaz Melo. Kendini feda edemezsin. Sen de yaşayacaksın. Dila abla da normale çevrilecek. Aynen Melo. Biz yine kendini feda etmene izin vermeyiz. Peki arkadaşlar, biz şu anda ne yapacağız? Aramızdan birini feda etmezsek Dila ablayı nasıl geri getireceğiz? Benim bir fikrim var. Şimdi Dila ablaya anılarını hatırlatan kişi ölüyor ya. Evet. Ben de diyorum ki Dila ablaya anılarını cansız bir şey hatırlatsın. Yani insan olmayan cansız bir nesne ya da bitki. İyi de bu nasıl olacak? Cansız bir şey Dila ablaya anılarını nasıl hatırlatsın ki? Ne bileyim, mesela Dila ablanın en çok sevdiği giysi veya herhangi bir şey. Dila abla bunları da hatırlayabilir. Mesela ben en çok sevdiğim giysiyi halen de hatırlıyorum ve onlarla anılarım var. Evet, Bakıcı doğru diyor. Böylelikle kimseyi kaybetmiş olmayız ve Dila ablayı geri getiririz. Aynen, çok mantıklı. O halde arkadaşlar, Dila ablanın en çok önem verdiği şeyi düşünmeme izin verin. Unutma, cansız bir şey olması lazım. Aynen, bir de Dila abla için birazcık önemi olması lazım. Galiba buldum. Arkadaşlar hatırlıyorsanız Dila ablanın kedisi vardı. Hatta birkaç videoda gözüktü. Evet, hatırlıyorum da bunun alakası ne? Şöyle, o kedinin boynunda bir tane kolye var ve bu kolye Dila abla için çok değerli. Tamam da Yiğit, bir kolye Dila abla için neden bu kadar değerli olsun? Ayrıca bir kolye Dila ablanın anılarını nasıl hatırlatacak? Bakıcı, o kolye Dila ablanın büyük annesinden kalma ve Dila abla 19 yaşına kadar hep onu taktı. O zaman bu demek oluyor ki Dila'nın o kolyeyle bir sürü anısı var. Aynen öyle. Arkadaşlar, bizim o kolyeyi bulmamız lazım. O zaman o kolyeyi bulup Dila ablanın boynuna takıyoruz ve aramızdan kimseyi feda etmemiş oluyoruz. Oh be, vallahi bunu da çözdük. O zaman arkadaşlar, burada ne duruyoruz? Kolyeyi bir an önce bulalım. Peki Yiğit, bu kolye nerede? İşte sorun burada. Onu ben de bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun Yiğit? Bizimle dalga mı geçiyorsun? Arkadaşlar şöyle, o kolyeyi Dila ablanın kedisi takıyordu. Burada sorun ne? Sorun şu, bu kolyeyi takan kedi en son evden kaçtı. Tarih 27 Ekim 2021. Bu tarihte gerçekten Dila ablanın kedisi kayboldu. Ondan haber alınmadı. Hatta dikkat ederseniz bu tarihten sonra bir daha videolarda görünmedi. Bunun üzerine Dila abla başka bir kedi sahiplendi. Dediğim gibi başgardiyan, Dila ablanın kedisi İzmir'de kayboldu. O zaman kedi kaybolduysa o kolyeyi bulamayız ki. Yiğit, bu kedi nerede kayboldu? Belki ararsak bulabiliriz. İşte ben de bunu diyecektim. Arkadaşlar, kedi en son Dila ablanın yazlığındaydı. Orada bir yerlerde olabilir. O zaman arkadaşlar, oraya gitmeliyiz. O kediyi bir an önce bulmalıyız. Tamam da peki Dila abla ne olacak? O şu anda buradan çıkamaz ve kimseye de zarar veremez. Yani diyorum ki Dila ablayı burada bırakalım. Dila ablayı burada bırakalım. Dila ablayı burada bırakalım.